Borsa İstanbul sunar. Piyasa analizden herkese günaydın. Ben Harika Ertunç. Bugün 27 Haziran Salı. Kısa günde karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde her zaman olduğu gibi haber başlıklarımızı aktaracağız sizlere. İkinci bölüme geçtiğimizde ise ekonomist Şevket Sayılgan konuğumuz olacak. Öncelikle haber başlıklarımız diyoruz. Hazır giyimde işleri kapama ve işten çıkarmalar artabilir uyarısında bulundu Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı. Adıyaman'da hayata geçirdiği konteyner kente ziyaret gerçekleştirdi. Yabancı markaların alım heyetleriyle basın mensuplarının da iştirak ettiği ziyarette TGSD Başkanı Ramazan Kaya sektöre ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hazır giyimde yılın ilk yarısında yaşanan ihracat kayıplarının yılın ikinci yarısında bir miktar daha hızlanacağı görüşünü dile getirdi. Son zammın ardından asgari ücretli bir çalışanın yemek, servis ve kreş yardımlarıyla beraber işverene maliyetinin 800 dolara ulaştığını ileri sürerek önlem alınmaması durumunda sektörde iş yeri kapanmaları ve istihdam kayıplarının artacağı uyarısında bulundu. Kaya özellikle ihracat pazarlarındaki enflasyon ve buna bağlı olarak da alım gücünün düşmesiyle birlikte talebin de gerilediğini anlattı. Bu nedenle geçen yılı 21.2 milyar dolar olan sektör ihracatının ilk 5 ayda ihracatta değer bazında %5.2, adet bazındaysa %13.5 düştüğünü kaydeden Kaya, ilk 6 ayın bu şekilde tamamlanacağını vurguladı. Kaya aynı zamanda sektörün yılı 19-20 milyar dolar bandında bir ihracatla kapatacağı, adet bazında kaybın da %15 civarında olacağı öngörüsünü paylaştı. Bir diğer başlığımızsa elbette önemli maddelerden bir tanesi Putin, Wagner'in isyancı liderleri adalete teslim edilecek dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta sonu isyan eden paralı asker grubu Wagner'in liderlerini ülkesinin kanlı bir çekişme içinde boğulduğunu görmek istemekle suçladı. Televizyondan halka hitap eden ve kısa konuşmasında da tamamen iğneleyici bir dil kullanan Putin, İsyanın organizatörlerini adalete teslim etme sözü verdi. Wagner'in düzenli birliklerini ise vatanseverler olarak nitelendiren Putin, onların orduya katılmalarına, Belarus'a gitmelerine ya da evlerine dönmelerine izin verileceğini söyledi. Putin konuşmasında Wagner lideri Yevgeni Prigojin'i adını anmadan da olsa Rusya'yı arkadan bıçaklamakla suçladı. Kendi kriz yönetimiyle bir felaketi önlediğini savunan Putin, Rus halkını birlik ve bütünlük içinde hareket ettiği için övdü. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko da sorunun barışçıl yollardan çözümüne katkı sağladığı için teşekkür etti. Üçüncü başlığımızsa sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama oluyor bugün. Türkiye'de son aylarda yaşanan sıfır otomobil teslimatlarındaki gecikmeleri önlemek için yeni bir uygulama başlatıldı diyor haber bize. Haydarpaşa Garı'nın yanındaki boş alanda kurulan çadırlarda sıfır araçlar bayiye gitmeden sahiplerine teslim ediliyor. Bu uygulamaysa yaklaşık 15 gündür faaliyete geçmiş durumda. Böylece gümrükten geçen araçlardan bayilere sevkiyatlar sırasında yaşanan zaman kaybının da önüne geçiliyor ve kullanıcıların otomobillerini daha kısa sürede teslim almaları hedefleniyor. Son başlığımızsa komşudan geliyor. Mitsotakis tekrar başbakan başlığı bugün bizi karşılıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı
Katerina Sakellaropoulou dünkü seçimlerin galibi. Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri Kyriakos Mitsotakis'e hükümeti kurma görevini verdi. Mitsotakis'i makamında kabul eden Sakellaropoulou kendisine hükümeti kurma görevini verdiğini söyledi. Yunan halkına karşı büyük bir sorumluluk duyduğunu vurgulayan Mitsotakis, ilk baştan beri ülkemizin istikrarlı ve güçlü bir hükümete sahip olmasını hedeflemiştim dedi. Mitsotakis ikinci 4 yıllık görevi süresinde büyük reformlar planladığını dile getirdi ve dünkü genel seçimlerde Mitsotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi resmi olmayan sonuçlara göre %40,5 oy alarak 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazandı diyelim ve buradan rakamlarımızla devam edelim. Bahsettiğimiz gibi kısa bir gündeyiz. Öncelikle küreselin gündemine bakalım. Dolar endeksi bu sabah itibariyle 102 seviyelerinde. Euro dolar paritesi 1.09, pound dolar 1.27'den işlem görüyor. Dolar yen karşısında 143.67 seviyelerinde, 64 seviyelerinde. Dolar İsviçre frangı karşısında 0.89 dolaylarında hareket ediyor. Peki yurt içi rakamlarımız nasıl? Bununla bakalım. Borsa İstanbul 100 ana endeks dün gün içinde zirvesini gördü. Kapanışta da zirvesini gördü. 5.732 puandan kapandı kısa işlem gününde. Dolar TL 25.92 seviyelerinde, yine dün 26 seviyesini aştığını takip ettik. Euro TL 28.25 dolaylarında hareket ediyor. Sepet kur 27.12 seviyelerinde. Gram altında da rekorlar gördük dün itibariyle. Bu sabah ise 1604 TL'den işlem görüyor. Peki ons altı ne kadar destek oluyor gram altına? Bir de buna bakalım. Ons altın 1925 dolardan işlem görüyor. Elbette yatırımcıların jeopolitik gerilimlerden bir nebze daha kendini güvenli limana taşımayı seçmesiyle birlikte ons altının da desteklendiğini gördük. Brent petrol 75 dolar, ABD tipi ham petrol ise bu sabah itibariyle 70 dolar seviyelerinde. Peki kripto para ekranımız gelsin. Kripto para piyasası nasıl hareket ediyor? Bitcoin 30 bin doların üzerinde yükselişini sürdürüyor. Bu sabah itibariyle 30.309 dolardan işlem görüyor. İkinci en büyük kripto para birimi Ethereum'a baktığımızda ise 1867 dolar seviyelerini görüyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global, Çin ekonomisi için 2023 yılı büyüme tahminini düşürdü. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global, Çin ekonomisinin görünüme ilişkin olarak yayınladığı son raporunda, COVID sonrası yaşanan toparlamada aksamalar görülmesi nedeniyle 2023 yılı büyüme tahminini %5.5'ten %5.2'ye düşürdü. Yatırım ve sanayide gecikmelerle Çin'deki düzensiz büyüme işaret edilen raporda, tüketici güvenin yanı sıra konut piyasasında da güvenin zayıf olmasının etkisiyle ülkede toparlamanın daha fazla hız kaybetme olasılığına işaret edildi. Ekonominin desteklenmesine ilişkin olası önlemlerle ilişkin tahminlere değer verilen rapora göre, konut satın alma ve ipotek kredilerinde ön ödeme şartlarının hafifletilmesi, kredi ve altyapı finansmanının genişletilmesiyle tüketim konusunda mali destek gibi düzenlemelerin gündeme gelmesi mümkün olabilir. Çin İstatistik Bürosu eski başkanı Ning Shizhe, daha destekleyici önlemler alınması konusunda çağrıda bulunarak, önlemleri gecikmeden almaktansa bir an önce uygulamaya koymak daha iyidir ve etkileri küçük olmamalıdır dedi. S&P Global, Çin'e ilişkin tahminlerini düşüren ilk büyük kredi derecelendirme kuruluşu oldu. Ay içinde daha önce aralarında Goldman Sachs'ın da bulunduğu uluslararası bankalar tahminlerini düşürmüştü. Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Rusya'da hafta sonu yaşanan Wagner krizi buğday fiyatlarının da sıçramasına yol açtı.
Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in Putin yönetimine baş kaldırarak darbe girişiminde bulunması dünyayı ayağa kaldırdı. Bunun üzerine buğday fiyatlarında yükseliş gözlemlendi. Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigozhin'in başlattığı isyan sonrasında Wagner elemanları Moskova'nın birkaç saat yakınına kadar geldi. Ayaklanmayı sona erdirmek için bir anlaşma yapıldı ve Prigozhin kalkışmayı durdurarak sürgüne gitmeyi kabul etti. Chicago'da vadeli buğday kontratları piyasa aktörlerinin Rusya'da yaşanan krizi fiyatlamalarına dahil etmesiyle tırmanışa geçerek Bushel başına %1.3 kadar artışla 7.5 dolara yükseldi. Rusya'nın bu sezon ve önümüzdeki sezon dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olması bekleniyor. Dolayısıyla Rusya'nın sevkiyatlarına yaşanacak herhangi bir aksamanın önemli bir etki yaratacağı öngörülüyor. Moskova, Ukrayna'nın işgalinin ardından Karadeniz limanlarından Ukrayna'ya yapılan ihracatı kısmakla dahil olmak üzere küresel pazardaki gücünü giderek arttırmıştı. OPEC küresel petrol talebinin 20 yıl içinde günde 110 milyon varile çıkacağını öngördü. Küresel merkez bankalarından gelen sıkılaşma mesajları kısa vadede resesyon endişeleri dolayısıyla enerji piyasalarında baskı yaratsa da petrol karteli OPEC uzun vadede enerji talebinin artacağını savundu. OPEC, küresel petrol talebinin yaklaşık 20 yıl içinde günde 110 milyon varile çıkacağını ve dünyanın enerji talebini %23 oranında artıracağını ifade etti. OPEC Genel Sekreteri Haitham El Gais, Enerji Asya Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada petrol öngörülmesi görülebilir gelecek için vazgeçilmezdir ifadesini kullandı. Küresel görünüm değerlendirmemize göre küresel petrol talebinin 2045 yılına kadar günde 110 milyon varil yükseleceğini görüyoruz diyen OPEC Genel Sekreteri, o tarihe kadar petrolün enerji portföyünün yaklaşık %29'unu oluşturmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Öte yandan OPEC'in tahmini Uluslararası Enerji Ajansı'nın öngörüsüyle çelişiyor. Uluslararası Enerji Ajansı, yıllık talep artışının 2023'te günde 2.4 milyon varilden 2028'de günde 400 bin varile düşeceğini öngörüyor. OPEC Genel Sekreteri, petrol endüstrisine yapılan yetersiz yatırımın mevcut enerji sistemlerinin uygulanabilirliğini zora sokacağını ve bir enerji kaosuna yol açacağını da sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile uluslararası ilişkileri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Telefonda gerçekleşen görüşmede Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önüne geçtiğini belirttiği görüşmede, Rusya'daki gelişmelerin Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisini iletti. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine de atıfta bulunarak, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiğini ancak PKK, PYD, YPG yanlıları serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye'ye değil esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiğini de vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran 2023 tarihli kararına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklama metninde kararın mevcut mikro ve makro ihtiyadi çerçevenin etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştireceği ifade edildi. Sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak menkul kıymet tesis oranının %10'dan %5'e düşürülmesine karar verildiğine dikkat çekilen metinde, menkul kıymet tesisi uygulamasının piyasa mekanizmalarının işlevselliği artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda sadeleştirildiğine vurgu yapıldı. Tebliğe eklenen bankaların dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama maddesinde ise 29 Eylül 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankası'nca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak yabancı para mevduat katılım fonundan Türk lirası mevduat katılma hesabına dönüşüm oranına göre %10'un altında dönüşüm yapılması halinde eksik kalan kısmın iki katı tutarında menkul kıymet bloke olarak tesis edileceği ifade edildi. Bugünkü resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile menkul kıymet tesis oranı gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı %57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, %70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Meklov, faiz artırımları konusunda merdivenin zirvesine yakın olduğumuzu hissediyorum dedi. Göreceli olarak bir yavaşlama görülmekle birlikte hizmet üretici fiyatları yukarı yönlü hareketini Mayıs ayında da güçlü şekilde sürdürerek aylık %2.99, yıllık bazda ise %65.47 artış kaydetti. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise fiyat artışları %84.39 düzeyinde gerçekleşti. Nisan ayında üretici fiyatları aylık %3.90, yıllık bazda ise %71.81 oranında artmıştı. Hizmetler başlığı altında en yüksek aylık artış %7.89'la konaklama ve yiyecek hizmetleri gelirken, onu %5.22 ile idari ve destek hizmetleri izledi. Bu ayda en az artışsa %1.05 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde gerçekleşti. Toplam 27 hizmet alt sektöründen yıllık bazda sadece su yolu taşımacılığı fiyatları %2.71 ile tek haneli artarken, 6 adet alt sektörde ise artış %103.31 ile 120.52 arasında değişen oranlarda 3 haneli artış kaydetti. Aylık bazda bakıldığında ise 4 alt sektörde üretici fiyatları gerilerken kalan 23 alt sektörde ise fiyatlar %0.25 ile %16.57 arasında değişen oranlarda arttı. Çin Başbakanı Li Avrupa temaslarında ekonomik güvenlik kaygılarına karşı işbirliği mesajı verdi. Hafta başından itibaren Almanya ve Fransa'da temaslarda bulunan Çin Başkanı Li Qiang, Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve mevkidaşı Olaf Scholz, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve mevkidaşı Elisabeth Borne'la görüşmeler gerçekleştirdi. Li, Başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretlerini Avrupa Birliği ekonomisinin lokomotifi olan iki ülkeye yapmayı tercih etti. Bu gezi dış basında ABD ile küresel güç rekabetinin arttığı bir dönemde siyasi cepheleşmeye karşı kıta ile ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirme mesajı verdiği olarak algılandı. Küresel Finansman Paktı zirvesine katılan Çin Başbakanı, burada iş dünyası temsilcileriyle yaptığı görüşmede ekonomik bağları koparma yaklaşımı yerine daha fazla açıklık ve işbirliği çağrısı yaptı. Konuşmasında riskleri önleme ve işbirliği birbirine zıt olmadığına değinen Başbakan, tarafların güvenlik endişeleri olması anlaşılır olduğunu vurguladı. Ancak önemli olanın riskleri nasıl akılcı şekilde tanımlayıp ona göre tedbir almak olacağına dikkat çekti. Çin Başbakanı'nın Avrupa ziyaretlerinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin'i ziyaret ettiği zamana denk gelmesi de dikkati çekti. Blinken'ın Çin ziyaretine dair gerilimli ilişkilerde istikrarı sağlamak üzere iletişim kanallarını kurmayı amaçladığı aktarıldı. Li'nin ise Avrupa'daki temasları ekonomik işbirliğini geliştirmeye ve ekonomik güvenliğe dair risk algılamalarını gidermeye odaklanması olarak yorumlandı. Az önce başlıklarımızı aktarmıştık size. Detaylarına bakalım şimdi. Yunanistan'da genel seçimleri Yeni Demokrasi Partisi kazandı. Yunanistan'da İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre iktidara Kyriakos Mitsotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi geldi. Seçimlerde 4 yıldır iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi %40.55 oy alarak 158 vekil almaya hak kazandı. Seçimlerin ardından Trakya'dan 4 Türk aday da parlamentoya girdi. Başbakan Mitsotakis, başkent Atina'daki Yeni Demokrasi Partisi karargahında toplanan seçmenlerine yaptığı konuşmada, özgürce verilen bu destek İnsanların umutlarına yanıt verme sorumluluğumu artırıyor. Şahsen tüm imkanlarımla ülkeye hizmet etmek için daha da güçlü bir yükümlülük hissediyorum dedi. Ekonomist Şevket Sarılgan konuğumuz olacak bu bölümde. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Hocam şimdi kısa bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Yurt içinde Kurban Bayramı tatili vesilesiyle ama önemli gelişmeler de var elbette gündemimizde. Dilerseniz burada biz ilk olarak sizin Merkez Bankası cephesinden gelen adımı değerlendirmenizle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz 650 baz puanlık faiz artırımını ve tepeyi nerede görüyorsunuz faizde? Şimdi tabii... Bir kere olaya başlangıç süreci itibariyle değerlendirirsek gecikmiş bir buçuk yıldan bahsediyoruz. Enflasyona bağlı olan reel ekonomik faizi verilememiş olması piyasalardaki enflasyonist sürecin daha da güçlenmesiyle bizi baş başa bıraktı. Dolayısıyla yeni Maliye Bakanımızın ifade ettiği rasyonelleşme ifadesiyle birlikte elbette ki ilk akla gelen Merkez Bankası'nın
faiz aracıyla birlikte piyasalara geri dönmesiydi. Dolayısıyla bu perspektiften baktığımızda piyasa beklentileri 25 baz puan, 25'e çıkartılmış bir faiz seviyesi ile piyasaları beklerken 15'lerdeki bir faizle karşı karşıya kaldı. Şimdi tabii burada önemli olanlardan bir tanesi metnin güçlü bir vurguya ifade etmesiydi. Metinde bu konuda enflasyon ve sıkılaştırma ifadelerini dikkat çekici bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ancak şunu da göz ardı etmeyelim. Piyasalar bu konuda enflasyona yönelik müdahalenin gerçek anlamda önden yüklemeli ve dolayısıyla çok daha etkili bir şekilde girişileceği konusunda beklentisi karşılanmadı. Tabii burada bunu direktman yanlıştır ifadesini kullanmak çok mümkün değil. Çünkü bir taraftan da şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu konudaki yapılacak olan çok önden yüklemeli bir faiz artışının da negatif yansımaları ve piyasalardaki olguyu bir bakıma farklı yönlerde bozucu sonuçlar yaratması da beklenebilirdi. Bir kere her şeyden önce finansal borçluluk düzeyi yüksek olan finans kurumları ve devletin borçluluk yapısında da bir bozulmayı çok daha hızlı görebilir ve freni çok daha sert görebilirdik. Tabii burada bir tercihte bulunulması gerekiyordu. Tercihte biraz daha soft, biraz daha sözlü yönlendirmelerin güçlü ve akabinde de önümüzdeki toplantılarda her seferinde bir faiz artışı beklentisiyle önümüzdeki dönemi görebileceğimiz bir yapıya çekti. Ama şunu göz ardı etmeyelim. Tabii burada şunu da vurgulamadan geçmek istemem. Önümüzde de bir yerel seçim var. 8-9 aylık bir dönem sonunda. Dolayısıyla böylesi bir ikilem söz konusu olunca karar süreçleri biraz daha demin de ifade ettiğim gibi yumuşak tercihleri öne çıkarttı. Ama bizim şu anki ihtiyacımız bu tarz bir politika mıydı derseniz, hani benim şahsi görüşüm biraz daha rigid, biraz daha sert politikaların öne çıktığı bir yapıyı zannedersem tercih edebilirdi. Dolayısıyla şu anda biraz daha bekle göre geçilecek. Ve de burada tabii şunu da vurgulamak isterim. Sözlü yönlendirmeyi Merkez Bankası metinle birlikte vermiş olsa bile benim beklentim Sayın Maliye Bakanı'nın, Sayın belki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey'in ve Gaye Hanım'la birlikte Merkez Bankası Başkanı'nın bir kamuoyu önünde sözlü ifadelerle güçlü bir ifade bütünlüğünü oluşturarak süreçte etkili olmasını belki de bekleyebilmeliydik. Ancak ne yazık ki piyasalar bu tarafı daha çok tercih etmedi. Karar vericiler bunu tercih etmedi. Ama önümüzdeki günlerde hem orta vadeli programın açıklanması hem de bu konuda söylemiş olduğum ekonomi takımının görünür olarak piyasalara vereceği mesajların güçlü ifadeleri biraz daha uygulanacak olan o rasyonelleşme sürecinin detaylarını karşımıza çıkaracaktır. Çünkü biz şu anda sadece faiz politikasının arttırılması yönündeki beklenti değil, örneğin makro ihtiyati tedbirlerde belli gevşemeler ve o rasyonelleşmenin aslında çok daha bilinen enstrümanlarıyla yapılır bir şekilde sistemde görünür olmasını beklentimiz içerisinde bir kere daha vurgulamış olalım. Hocam aslında ben size zaten peki bu sert dönüş olsaydı eğer yani piyasanın beklediği gibi örnek vermek gerekirse faiz oranı politika faizi %20-25 seviyesinde belirlenseydi bunun maliyeti ne olurdu diye soracaktım. Siz zaten borçluluğu yüksek şirketlere bindireceği ekstra yükten de bahsettiniz. Aslında piyasa sanıyorum bir nebze daha bu toplantıda Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımının marjinal faydasına odaklanmış gibiydi. Yani aslında oyun alanı ne kadar Merkez Bankası'nın bunu görmek istedi gibi görünüyor. En azından piyasa fiyatlamalarına baktığımızda. Zira şu an CDS primimiz yüksek. Dolar TL'de ardından yani son bir aya örnek vermek bakmak gerekirse %28'lik TL'nin bir değer kaybı söz konusu. Yani piyasa burada biraz daha sizce de verilecek mesajlara ve Merkez Bankası'nın oyun alanının ne olduğunu anlamaya mı odaklandı? Evet, ona odaklandı. Artı bir de şunu da tabii söylemeden geçmeyelim. Piyasalardaki temel oyunda
bizim reel faiz beklentisini de karşılaması gerektiği bir vaka ve bu 15'in nerelere belki gelmesi gerektiği, hani beklenen enflasyonun üzerinde olması. Şimdi beklenen enflasyon konusunda da her geçen dönem kur artışı piyasalarda beklenen enflasyon sürecini de yukarı çekiyor. Şimdi biz eğer bu faizi sadece arttırdık bakın şeklinde kalacaksa, bu bizim ileride çok daha yüksek faiz arttırmamız demek olacak. Ama aslında biz buraya çok daha hızlı, çok daha etkili sözlü ve enstrüman bazında müdahale etme ihtiyacımız var. Yani şu anda biz 30-35 bandını eğer beklenen yıl, bir yıl sonranın beklenen enflasyonu olarak algılıyorsak, o zaman bu süreçteki kullanacağımız enstrümanlar da doğal olarak süreçte daha etkili olacaktır. Ama baktığımız zaman süreç ne yazık ki o taraflarda daha değil. Onun da tek ve tek unsuru, dediğim gibi, ekonomi takımının çok daha görünür olması, söylemleriyle, görünür ve uygulamalarıyla buraları daha tamamlamadığımızı, yani en azından ben daha Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın herhangi bir basın toplantısını görmedim. Sayın Mehmet Şimşek'in aynı şekilde bir tam anlamıyla bir basın toplantısını görmedim. Bizim bunlara da ihtiyacımız var. Piyasanın bu konuda inandırıcı, güven telkin eden ve enstrümanlarla da bunu destekleyen bir sürece ihtiyacı var. Hani rakam telaffuz etmek gerekiyorsa benim şahsi görüşüm 40'lara yakın bir politikanın uygulanma dönemi boyunca arttırıldığı bir yapıyla sistemi karşı karşıya bırakmak gerekiyor. Tabii burada şunu da altını çizmek lazım. Bir kere bir acı reçete dediğimiz, hani tabiri caizse, bu bizim kaçınılmaz bir karşılaşacağımız bir süreç. Bunu yaparken piyasa talebinin kısılması kaçınılmaz bir süreç. Bunların ne kadar kısa dönemde atlatılacağı, bu politikalarla ilgili alınacak olan maliyetlerin ne kadar çabuk kabul edileceğiyle de ilişkili. Eğer biz bunu çok yumuşak bir geçiş olarak yapma çabası içerisinde olduğumuz müddetçe etki seviyesi az, ihtiyaç miktarı çoğalacak ve o zaman faiz arttırma gereksinimi de bunun bir sonucu olarak karşımıza çıkacaktır. Hocam, tabii bu noktada şu da dikkat çekiyor değil mi? Siz aslında yerel seçimlere işaret ettiniz. Bu çok önemli bir nokta. Merkez Bankası'nın da ekonomi yönetimi, işte ya para politikası bacağının da aslında maliye politikası bacağının da ne kadar hareket edebileceği aslında biraz da yerel seçimlere bağlı. Çünkü biz genel seçimlerden önce de bunu sizinle sıklıkla konuşuyorduk. Ne olursa olsun dünyanın her yerinde popülist süreçlerdir seçim süreçleri. Türkiye ekonomisinin şu an hem bir yerel seçim sürecinde olması hem de sıkılaşmaya mecbur bir süreçte olması ikilemi içerisindeyken, bununla birlikte şöyle de bir ikilem yaratılmış durumda. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın faiz konusundaki fikirlerim değişmedi açıklaması var. Son olarak yine 14 Haziran'da kendisinin yaptığı açıklamalara düşük enflasyon, düşük faiz ilişkisine işaret eden açıklamaları vardı. Yani Sayın Erdoğan'ın konudaki tutumu belli ama Merkez Bankası'nın atacağı adımları da kabul ettik açıklaması var. Bunları şu yüzden ardı ardına sıralıyorum. Piyasadaki belirsizliğin temel bileşenleri Merkez Bankası'nın atmayı taahhüt ettiği adımlar, Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu. Bu üçü arasında piyasada belirsizlik var aslında. Siz bu belirsizliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da belirsizlik olduğunu düşünüyor musunuz? Çok haklısınız. Bunu hatta belki de BDDK'nın başkanlığına Sayın Kavcıoğlu'nun getirilmesine de ilave edebiliriz. Dolayısıyla bütün resme baktığımız zaman, hatta buna bir ilave daha var. O da şu. Çünkü bunu yurt dışı basında da birkaç yerde okudum. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek olsun, Sayın Merkez Bankası Başkanı olsun, bu konuda kalıcılıkları noktasında bile bir algıda beklenti var. Yani acabalar hala tam anlamıyla ortadan kalkmış değil. Yani bir cuma akşamı görevlerinden affını istemek diye ifade edilen bir cümleyle piyasalar karşı karşıya kalabilir mi? Yani dolayısıyla geçmişteki kırgınlıklar, daha kırıklıklar, güven algısındaki yaşanılan bozukluk, bunun telafisi için şu anda hala tam anlamıyla karşılanmış değil. Bu hem dediğim gibi ekonomiyi anlatırken hep şöyle deriz.
ekonominin %50'si psikolojidir diye. Çünkü insanla uğraşıyorsunuz, insanın tutum ve davranışlarını beklentilere yönlendirme noktasındaki kararlarla yönetiyorsunuz. Şimdi bu kadar birbiri içine gitmiş, girift bir yapıda güveni algılarımızı düzeltmek birçok enstrümanı aynı anda kullanmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı evet ben olduğum yerdeyim şeklinde ifadeleri mevcut ama şimdi de politikalar değişti. Bunu da vurgulamadan geçmeyelim. Yani biz bunu söylemekten bahis görmüyorum. Biz 1,5 yıl niye bu politikaları uyguladık sorusu benim hep aklımda dolaşıyor. Yani faizler hep düşürülecek dendi. Şimdi dünyada hatta faizlerin yükseltilmesinin yavaş yavaş sonuna gelindiği bir dönemde biz şu anda ne kadar faiz arttıracağımız konusunu konuşur olduk. Yani ne yazık ki hep pozisyonumuz dünyadaki genel ekonomiyle ters yönde. Burada bazen şu yorumları görüyorum. Ne olabilir? Ters olsa ne olur? Cümleleri kullanılıyor. Burada da şunu söyleyeyim. Biz açık bir ekonomiyiz. Yani uluslararası finans sistemine açık bir ekonomiyiz. Dolayısıyla bizim dışımızda da alınan kararlar bizi etkileyebiliyor. O zaman bizim mevcuttaki sistemle birlikte hareket ettiğimiz zaman olası riskleri minimize etmiş oluyoruz. Biz şu anda gene bir ters pozisyona doğru düşüyoruz. Dolayısıyla bir bakıma bu olması gereken, gecikmiş, yapılması gereken, hatta bir önceki politikaların hiç uygulanmaması gereken süreçten dolayısıyla geliyoruz. Ama hala tam anlamıyla o güçlü görüntüyü, hatta dediğim gibi 15'i hani bir şekilde bir tercihtir, onu kabul ederim. Ama ekonomi bürokrasisinin, ekonomi yönetiminin o güçlü görüntüsü söylemsel yönlendirmedeki yaklaşımını hala bu kadar süre geçmiş olmasına rağmen piyasalar görmüş değil. Hala böyle satır aralarından cımbızla tabiri caizse çekilerek alınan mesajlarla sistemi yönlendirme çabasındalar. Bu da tabii ki yeterli olmuyor. Yani şu anda ekrana da vermişsiniz. Dolar TL'nin 25.78, Euro'nun 28.16 olduğu bir yerde bir kere şu soru da var. Biz burada acaba bu kur seviyeleri kendi mecrasında mı ortaya çıkıyor yoksa izin verildiği kadarıyla mı buraya geldi? Şimdi bu bile güven algısının piyasa mekanizmasının çalışıp çalışmadığı konusundaki bir soru işaretidir. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman eğer kur bu şekilde hareket etmeye devam ettiğinde ki yaz aylarındayız, turizm sezonuna girdik. Yani dövizin bu konuda daha bol olduğu bir dönem. Önümüzde Eylül, Ekim gibi yüksek dış borç ödemelerinin de olacağı bir döneme geçeceğiz 2-3 ay sonra. Şimdi bu kur bir noktadan sonra bize tekrardan bir enflasyon algısını güçlendirecek ve ne yazık ki bu sefer daha da yüksek faiz beklentisiyle bir kısır döngünün ortaya çıkması demek olacaktır. Çok uzatmadan yani işin özü güveni tam anlamıyla niş gibi değil gerçek anlamda tesis eden mesajların olduğu bir yapının oluşturulması ve akabinde biraz daha güçlü faizle sisteme müdahale edilmesi. Belki bir çeyrek kaybederiz, hadi diyelim iki çeyrek kaybederiz ama ondan sonra iyileşen bir güven algısı, yabancı sermaye girişini burada önemsiyorum, yurt içindeki KKM'lerden boşalacak bir miktar dövize önemsiyorum. Bunlar içerideki kura tekrardan aşağı yönlü bir etki yaratacaktır ve sistemde bir stabilite yavaş yavaş oluşacaktır. Ama kırılganlığa asla tahammül edemeyeceğimiz bir süreçten geçtiğimizin de altını çizmek isterim. Hocam aslında ben tam bıraktığınız yerden soru soracaktım size, yabancı yatırımcı nezdinde bakıldığında nasıl görünüyor diye. Çünkü şöyle de bir durum var. Yurt içindeki faiz artırım beklentileri ve ekonominin önümüzdeki süreçte nasıl bir perspektifi olacağına yönelik beklentiler, tabii biz iç dinamiklerimizi daha doğru algılayabildiğimizden ve daha doğru değerlendirebildiğimizden daha yakın pozisyon alabiliyoruz ama yurt dışının değerlendirmelerine baktığımızda mevcut durumumuzdan daha dramatik seviyelerde. Örnek vermek gerekirse yabancı yatırım bankaları %40'lar seviyesine kadar çıkmasını bekliyor faizlerin ya da daha sert bir
bir ortodoks politikalara dönüş süreci bekliyor ama biz yurt içinde tabii daha hakim olduğumuz için duruma çok böyle bir beklenti yoktu. O yüzden yabancı için aslında durum biraz daha karamsar görünebilir. Ama bizim de en çok yurt içine yatırım çekme ihtiyacımızın olduğu süreçteyiz. En çok döviz çekme ihtiyacımızın olduğu süreçteyiz. Bizim tablomuz yabancı tarafından bakıldığında yatırım çekmeye uygun görünüyor mu sizce? Aslında bütün hepsi, bütün bu konuştuklarımızın kesiştiği nokta güven konusu. Sonuç itibariyle bu güvenin oluşturduğu piyasa şartları ortaya çıkmadan yabancı sermayenin içeri girmesi sadece arttırılacak bir faizle pek mümkün gözükmüyor. Bunun arka tarafında bir orta vadeli program ve o tarafta da dediğim gibi güçlü bir faiz politikası ve güçlü bir merkez bankası söyleminin bir arada uygulandığı bir yapıya ihtiyacımız var. O 40'lar evet bugün için baktığımızda böyle ama eğer faizin enflasyon ilişkisinde enflasyonda bir görece düşüş görünür ise algılar, beklentiler de bu yönde oluşur ise o zaman bu sefer 40'lar olarak değil 30'lar olarak biz bu konuyu konuşabiliriz. Ama bugün baktığımızda evet 40'lar en basitinden mevduat faizleri bile şu anda o seviyelerde. Şimdi böyle bir seviye olunca 40'ları konuşmak çok da anlamsız olmuyor. Dolayısıyla işin özünde enflasyona karşı topyekün inanılır, güvenilir ve sürdürülebilir olduğu yönünde beklentimizi güçlendiren bir politikanın arka tarafta ekonomik kurumların özerkliğinin de bir araya geldiği bir süreç oluşturulabilirse bütün bu söylemiş olduğumuz ve yabancı sermaye açısından da risk unsuru taşıyan koşulların iyileştiğini ve sistemin birbirine etkileyerek olumlu bir döngüye doğru dönüştüğünü görebiliriz. Önümüzde fırsatlar var mı? Var. Ama yeter ki geçmişteki yaptığımız hem de bilinçli yaptığımız tercihlerin bundan sonraki süreçte tekrarı olmasın. Hocam son sorumu sorayım size. Kur korumalı mevduat cephesinden soracağım. Az önce de söylemiştiniz buradan çıkacak belli bir kesim diye. Burada nasıl bir çıkış senaryosu beklersiniz? Yani yurt içinde dolarizasyonun çözülmesine ilişkin efektif bir süreç bekliyor musunuz? Şimdi burada eğer faizdeki beklenen enflasyona göre reel getiriler ortaya çıkarsa ve ekonomide enflasyonu yönetmeye yönelik makro ve mikro ölçekteki politikalar uygulamaya sokulursa arkasından da bir maliye politikasıyla bu desteklenirse mevcuttaki olası bir demokrasi, insan hakları ve özgürlükler noktasında da getirilecek hukuki metinler bir araya gelirse süreç bizim açımızdan çok daha etkili olacaktır ve dolayısıyla süreçte bu konuşmuş olduğumuz iyileştirici görüntü karşımıza çıkacaktır. İnanın bunlar zaten çok bilinmez reçeteler değil. Sadece burada karar vericinin bir irade koyması ve piyasaların da buna inanması. Çünkü ne kadar iyi program ve politikalar uygularsanız, uyguladığınızı düşünürseniz düşünün, buna muhatabınız toplumsal destek, inanırlık ve tutum ve davranışlara yansıyan yaklaşımlar ortaya çıktıkça sistem de zaten kendi kendini iyileştirecektir. Hocam çok teşekkür ediyorum programa kıymetli katkılarınız için. Ekonomist Şevket Sayılgan'ı ağırladık. Programımızın bu bölümünde haberlerimizle devam ediyoruz. Almanya'da IFO iş eklemi göstergesindeki gerileme, toparlanmadaki belirsizlik ve faiz artırımlarıyla talebin baskılandığına işaret etti. Peki buradan devam edelim. Haberimizde ufak bir problem var. Haberimize geçmeden önce evet haberimiz hazır. Gelsin ekranlara. Almanya'da IFO iş eklimi göstergesi Haziran ayında 88.5 puanı inerek beklentilerden fazla geriledi. Ard arda ikinci ayda da gerileyen endeksin veri öncesinde 91.5 puandan 90.7 puana çekilmesi bekleniyordu. Veri aynı zamanda iş dünyası moralinin son 6 ayın en düşük seviyesine indiğini de göstermiş oldu. Aralık 2022'den beri en düşük seviyeyi gören endeks, Alman ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin belirsizliğin yanı sıra faiz artırımlarının etkisiyle baskılanan talebe bağlı olarak parişlerin düşmesine işaret etti. Bu sayede firmaların mevcut durum değerlendirmeleri de olumsuza döndü.
Eş zamanlı açıklanan cari koşullar endeksi de 94.8 puandan 93.7 puana indi. Ancak veri öncesi beklenen 93.5 puana kıyasla nispeten iyi bir performans sergiledi. Bununla birlikte beklentiler endeksi de 88.6 puandan 83.6 puana inerek 88 puana gerileceği yönündeki veri öncesi tahminleri büyük ölçüde yanılttı. Hizmet üretici fiyat endeksinde yükseliş Mayıs ayında da devam etti. Küresel büyük merkez bankaları inatçı ve yüksek enflasyonla mücadelede faiz artırımlarına devam ederken Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Gabriel McLuff, Temmuz ayından sonra olası bir faiz artırımı için bekleyip kanıtları görmeye hazır olduğunu ifade etti. İrlanda'nın ulusal günlük gazetesi Irish Independent'a demeç veren McLuff, şu anda elimizdeki kanıtlara göre Temmuz ayında 25 bas puanlık bir artış daha olacak gibi görünüyor. Bazı meslektaşlarımız sonbaharda da daha fazla artışa ihtiyaç duyulacağını düşünüyor ama ben sadece kanıtlara bakmak için hazırlıklıyım diye konuştu. McLuff, bazılarının daha aşağıda olunduğunu düşünebileceğini ama kendisinin faiz artırımları konusunda merdivenin zirvesine yakın olunduğunu hissettiğini sözlerine ekledi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Gabriel McLuff, faiz artırımları konusunda merdivenin zirvesine yakın olduğumuzu hissediyorum dedi. Göreceli olarak bir yavaşlama görülmekle birlikte hizmet üretici fiyatları yukarı yönlü hareketini Mayıs ayında da güçlü şekilde sürdürerek aylık %2.99, yıllık bazda ise %65.47 artış kaydetti. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise fiyat artışları %84.39 düzeyinde gerçekleşti. Nisan ayında üretici fiyatları aylık %3.90, yıllık bazda ise %71.81 oranında artmıştı. Hizmetler başlığı altında en yüksek aylık artış %7.89'la konaklama ve yiyecek hizmetleri gelirken onu %5.22 ile idari ve destek hizmetleri izledi. Bu ayda en az artış ise %1.05 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde gerçekleşti. Toplam 27 hizmet alt sektöründen yıllık bazda sadece su yolu taşımacılığı fiyatları %2.71 ile tek haneli artarken 6 adet alt sektörde ise artış %103.31 ile 120.52 arasında değişen oranlarda 3 haneli artış kaydetti. Aylık bazda bakıldığında ise 4 alt sektörde üretici fiyatları gerilerken kalan 23 alt sektörde ise fiyatlar %0.25 ile %16.57 arasında değişen oranlarda arttı. Programımızın sonuna geldik böylece. Herkese güzel, keyifli, sevdikleriyle huzurlu bir bayram dileyerek noktalayalım. Görüşmek dileğiyle. Borsa İstanbul sundu.